Merhaba arkadaşlar, bugün yine YouTuber gibi girdiğimiz bir video ile baş başayız yine. Bugünkü konumuz filmler. Sizin de izlediğiniz filmlerle alakalı bizim sorularımıza karşılık denk gelebilecek böyle cevaplarınız varsa video sonunda yorum yazmayı unutmayın, kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Unutmayın bizi. O zaman bakın burada kim var? Selam. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba. Sercan Bey'in yanına hemen geliyoruz. Sercan Bey. Merhaba. Nasıl oldu bu? Askere gidiyorum, o yüzden kestim. Askere gidecek Sercan Bey'imiz. Canımız Sercan Bey ya. Evet. Bu güzel yemeklerle beraber girelim bakalım içeri. İçeride başka hangi konuklarımız var? Hadi gidelim. Güzel konuklarımız var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, tekrardan. Yumulabilir miyiz artık? Yumulacaksınız ama bugünkü konseptimiz ne? Film. Film. Evet. Nasıl filmlerle aranız? Çok izler misiniz yani? Bu aralar biraz dargınım. Kendim çünkü diziye verdim. Ama çok severim. Bugün filmle alakalı enteresan sorular yazmaya çalıştık. Sercan Bey de bugün filme özel yemekler yaptı. Neler de bunlar Sercan Bey? Dip soslar var. Cipsin yanında karamelli popcorn var. Baharatlı kuru yemiş var. Bir şey soracağım. Tahminim yürü. Pet sos olsun. Petso. Pesto değil. Pesto. 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 Türüf mantarlı. Ay yardım kaybettim. Yok. Türüf mantarlı ıspanaklı. İsmail Türüf. Yok. Evet, hadi yemeğe başlayalım. Daha fazla da devam etmeden. Ben o zaman bandırıyorum şuna bir. Hadi bandırıyorum. Ooo. Oğlum müthiş. Çok güzel sos lan bu ama biraz ağır. İlk bakalım kim alacak o zaman? Adadan absürtü gönderiyorum çünkü çok konuşuyor. Bize gelsene film izleriz cümlesini hiç kurdun mu, duydun mu? Hangi filmi izlediniz sonuç? Buyurun Mustafa Bey. Kaç sene sonra çocuğum YouTube izlemeye başlayacak. Nasıl cevaplayayım ben böyle sorulara? Evet duydum. Bir yerlerde duyuyoruz. Böyle kurmadım yani, edepli adaplı gerçekten. Gel film izleyelim tarzında. Kız arkadaşlarıma söylemişim. Dizi izlemiş olabiliriz. Bu arada TRT'de bir İran sineması. İran mı Irak sineması filmi vardı. Oscar'da yabancı ödül almış. TRT2'de Separation. İzledik. Abi. Lan ne güzel filmmiş bilmem ne falan dedi. Oscar almışlar meğer. Sen hiç haberimiz yok. Ya ben hiç filme çağırmadım ama yemek kısmına hayır diye. Genelde biz yemek yiyoruz yani. Yemek yaptım. Makarna yedik. O kadar aşçısın, makarna mı yaptın? Elimle açtım. Ha tamam. Taze makarna yaptım. O zaman tamam. Bu cümleyi ilk duydum ve ilk yaşadığım şeyi zaman çok iyi hatırlıyorum. Sene 2008 veya 2009 filmde hatırlıyorum. Will Smith'in I Am Legend filmi. Ben efsaneyim. Çok da güzel filmdir. O filmi izlemek için çağrıldım. Bize gelsene film izleriz bana dendi. Peki efsane çıktı mı? Gerçekten de film efsane. Ben çok duymadım. Genelde kız arkadaşları falan çok çağırıyor beni. Berkan Bey, sizin var mı bir şeyiniz? Yok. Ben duyamamıştık da ondan şey yaptık. Benim de vardır ya, yani 3 tane film izlemişliğim olmuştu. Bir daha. Bir dakika, 3 film birden mi izledin? Ben denedim yani bu şekilde şansımı. Film izlemeye çağırıp film izlediğimiz de oldu. Harika bir animasyon vardı, Ratatouille değil de. Flash mıydı, Flash mıydı? O zaman ben diyor ki, Star Wars mu Yüzüklerin Efendisi mi? Bak. Bir şey söyleyeceğim, ben ikisine de bayılıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Yüzüklerin Efendisi. Ben 99 senesinde üçlemeyi okumuştum. O, okurken kafamda canlandığım karakterlerin o tipleri aynı filmde gördüm. Şey izlemedim Yüzüklerin Efendisi'ni o yüzden. Ne? Ne? Hadi hep beraber şaşırıyoruz. Ne? Şaka mı bu? Evet. Nasıl çağır da. Star Wars'ı sevdi. Onu da 27 yaşında falan izlemiştim Star Wars. Tepki olarak mı? Yok yani o kadar fantastik sevmiyordu Star Wars'ı demiştim. Game of Thrones seviyor musun mesela? 3 sezon izledim. Yani sevdin mi? Tamam. Onun gibi. Onun gibi. Peki Nicolas Cage'in niye kötü filmlerde oynadığını biliyor musunuz arkadaşlar? Malikane borcum ne var bir şey? Hayır, dinozor iskeleti satın almış, T-Rex iskeleti satın almış. Bütün hayatım onun borcunu ödeyerek geçiriyor adam. Yüzüklerin Efendisi. Uzay sevmiyorum. Ben de yüzükler. Ben Star Wars hiç izleyemedim. Aa. Çok böyle ciu ciu uçuyorlar falan. Abi çok ciu ciu. Uzay filmlerini sevmiyorum yani. O tarz ciu ciu. Dünya kutlarından falan. Bir şey geçirince böyle. Bırakam beni rapersin. Yüzüklerin Efendisi. Çünkü ben şeyi sevmiyorum, Mustafa'nın dediği gibi çiv çiv, uzay şeylerini filan. Yani. Hayatta sevmem, zevk alamıyorum izlerken. Star Wars dediğiniz o civcivden ibaret değil. Mesela bak sinemada görüp görebileceğiniz en karanlık karakterlerden biri o. Mesela ondan öte bir karakter falan yazılmadı. Voldemort. Kim var? Voldemort'u sayamayız. Voldemort'un da böyle şeyleri var. Nasıl söylesem? Zayıf noktaları var. Darth Vader'ın zayıf noktası yok mu? Luke'la birlikte o dövüşü sırasında resmen evet. Duygusal sahne yani o bir dövüş sahnesi. Evet. O hayır. O Yusuf ettiği için artık orada son şeyini kullandı orada. Baba olmadığın için bilemezsin. Sen cevap ver hadi Nazlı. İkisici de değilim ama kendi literatürümde bulunsun diye izledim ikisini de. Star Wars'u hiç izlememiş olsanız bile herkesin izlemesi lazım. Neden? Çünkü internetteki mizah kültürünün bak %70'ini falan Star Wars. Yani. Tamam, Cemil'in ilk gösterisini anlayabilmek için de Star Wars lazım. Ice Tea gibi görünüyor.
96 sinemada ilk izlediğim film hangisiydi diye sorar mısınız? Ya hatıralar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam ilk Titanic'e gittim. Ne? O zaman Rize'de yaşıyorduk ve orada sinema yoktu. Sinema için Trabzon'a gittim, orada izlediğim zaten. Ve Titanic'in en ağlanmayacak sahnesinde ağladım. Normalde hani herkes batarken ağlar falan ya da bir kemancılarda falan. Evet. Ben yani uğurlanırken insanlar el sallıyorlar. Yani i̇lk böyle Trabzon'a ben bir daha ağladım. O yüzden ayrılamıyorum. Ben Jurassic Park izlemişim meğerse. Aslan Kral diye hatırlıyordum ama Aslan Kral 1994. Nasıl korkmamışım şu an şaşırıyorum. Scream'di. Oğlum 10 yaşında mıyım neyim? 11-12 yaşında böyle ablam alt yazılı bir de. Hani alta mı bakayım üste baksam daha bela. Alta baksam yetişemiyorum ya. Yani. Ben onu hatırladım da o çok kötüydü Scream ya. Evet Berkan Bey. Hatırladığım Beter Böcek'ti. Açık hava sinemasında izlemişti. Kapalı salonda değil. Abi hangi yıl ya? İşte 91-92 falan olması lazım. Nasıl peki? Hatırlıyorum işte. Zaten ondan sonra bir daha hiç izlemedim Beter Böcek. Büyünce de izlemedim. Beter Böcek deyince tükürüyor. Ya Harry Potter ya da Şaşkın İmparator. 93'te doğdum işte. 7 ya da 8 yaşında ilk sinemaya gittim. Normal. Vay be. Normal yani ya. Bana göre normal size göre. Sercan doğduğu sırada biz filme giriyorsunuz gerçekten. Evet. Benim de ilk filmim Aslan Kral'dı. Aaa sen ben ya namadina be. Ki baba. Şarkı sözünü hatırlıyorum biliyor musun? Bazı neye geliyoruz? Ver mikrofon ver. Jurassic Park, Aslan Kral, Space Jam bunlar çok yakın. Bir de Flintstones vardı. Çakmak Taşlar. Ben ona da gitmiştim. İlki Jurassic Park'tı herhalde. Hatta sonra Dinozorlar Dergisi'ne abone olmuştum ben. Aslan Kral'ım. Şimdi söylemeyi utanıyorum da Tight takımı vardı bende. Okuyorum. Sevgilinle gittiğin ilk film hangisiydi? Ben hiç sevgilinle sinemaya gitmediğim için. Ya. Aa! Şöyle sevgili olmadan flört döneminde gidiyordum ben. Sevgili olduğumuzda gitmiyorduk. Ben Ocean's 12 mi ne gitti? Ocean's 11. Kocamla 12 senedir birlikte olduğum için bunu hatırlamamın imkanı yok. Mesaj attım dedim. İlk gittiğimiz sinema filmini hatırlıyor musun? Çekimde sordular dedim. Dur bakayım neydi acaba? Sen hatırlıyor musun? Topu bana çevirdi. Hemen. Tamam son film şeye gittik ya. Marslı. Onda da böyle karnım burnumdaydı. 4 senedir sinemaya gitmiyorsun. Ay kıyamam ya. Tercan çocuklarına sen bak da sinemaya gitsinler. Olur. Bakarım. Yani sadece sinemada böyle bir elini tutabileyim. O zamanlar bir içeceğin reklamı vardı böyle. Kolunu falan atmak için tın 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 tın. Hangi içecek olduğunu anlamışsınızdır. Onun geyini yaparım diye evet. Twister'a gitmiştik. Hortum. Allah seni namaz etsin. Yapamadım. Yani kızın hiçbir şeyle tutamadım. Sinemayı hiç asıl amacı dışında herhangi bir amaçla kullandığın oldu mu? Evet. Oldu tabii. En böyle izbe nerede film varsa hiç kimsenin gitmeyeceği böyle. Kızılırmak sineması. Okulun olduğu sahneler işte Ocean's 11 diyor. Bir şey söyleyeceğim, benim de böyle şey amacı dışında kullandım oldu. Ya ben sinemaya çok değer veren bir insanım. Yani sinema salonuna girdim ha, çıkım çıkmaz, ne bir şey yerim. Böyle şeyimdir hani, en kötü filmi izlesem bile o kesilmesini istemem. Mesela yarısında çıkmam. Bir arkadaşım evlenme teklifi yapacaktı. Film başlar gibi normalde fragmanları falan hazırladık diğer filmlere. Yani sonra herkes çok. Sonra işte teaser gibi bir şey giriyor. He. Bunların kendi tanışma hikayelerini kısa film çektirdik biz. Ay. O başlıyor başlıyor en sonunda işte sinema salonuna geliyorlar. Oradayken bizim çocuk çıkıyor evlenme teklifi ediyor falan. Ya bir şey söyleyeceğim çok hoşuma gitti ama başıma gelseydi kesin küfrederdim. Geçin kardeşim film açın derdim. Bu en son Mars'lı filmine gittik dedim ya. Ben böyle karnım burnumda hamileyim. 3 gün sonra falan doğurdum zaten. Normalde bebekler kafası aşağıda dünyaya gelmesi gerekiyor ya. Demin böyle hop diye takla atıp ters döndü. Doktor da dedi ki hani böyle sesli uyarıcılar falan filan bir şey olursa belki hani yeniden dönebilir. Oluyor öyle falan son günlerde dönebilir dedi. En sesli yer bizim de aklımıza sinema geldi haliyle. Sinemaya gittik. Dönmedi ama sağ olsun. Burada 3 tane ikisi olan insan var. Aaa senin ikisi mi var? Evet. Aa ben senin ikisini tanıyorum. Bak ya. Evet. Sılık karşımda kendisi. Aa bir de şey. Sorun neydi? Amacın dışında kullandım. Amacın dışında kullanmadım. Amacına uygun olarak kullanamıyorum çünkü. Yıllarca şeyi bekledik biz Sherlock Holmes'un işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne filmdi yani. Geldi sinemalara. Biz böyle koşarak daha gittik. Ben böyle izlerken ya diyorum ne kadar zekiyim diyorum. Çünkü her şeyi anlıyorum ya böyle diyorum. İşler çözülüyor güzel güzel her şey böyle. Çok güzel akıyor film ne kadar güzel anlıyorum her şeyi derken bir anda film bitti. İkinci yarısına girmişiz yanlışlıkla.
Saatte bakıyoruz, saatinde gelmişiz çünkü. Yanınızdakine sordum. Şey diyor, bizde başka bir şey gelmiş. Çıkma bu çıktı falan diyor. Kimse neye geldi? Değişik bir farklı amaçla kullandığım vardı. Biz bir kere canlı yayına çıkacaktık. İstanbul'da gidiyoruz. Öğrenciyiz bir de. Trenle gittik. Bütün gece uyumadık. O zaman 15 lira falan da otelde böyle geceliği. Dedik daha ucuz bir şey bulmamız lazım. Yeşilçam sineması. Abi bugünün konsepti de Sercan Çam Yeşilçam. Bakın bugünkü konseptimiz. Yeşilçam sinemasına gittik İstiklal'de. Sadece uyumak için paltoları falan yere serdik. Bayağı 2,5 saat yerde yattık, uyuduk. Gelmiş geçmiş en favori 3 film senin için hangileri? Ooo! Bir tanesi, işte tişörtlerde göreceği gibi. Tabii ki. Geleceğe Dönüş. Ama Geleceğe Dönüş'ü ikinci sıraya koyuyorum. Benim en çok Matrix. Birinci sırada Matrix serisi var. Bir tanesi de Türk filmi olsun dersen Eşkıya olsun. O da hatta sinemada gittiğim ilk Türk filmidir. İlk 3 kesinlikle Geleceğe Dönüş 1, Geleceğe Dönüş 2, Geleceğe Dönüş 3. Bu filmler benim için film değil yani. Ailemden bir üye gibiler, anladın mı? Her türlü oyuncağı var zaten. Marty McFly'ın şapkası var, işte arabaları var, akı kapasitörünün şeyi var, işte telefonda hep arka plan olarak onu kullanıyorum. Bayılıyorum yani. Gerçekten ama ailemden parçaymış gibi. Son 10 yılda izlediğim en şey film Interstellar. Bak sana 15 liralık sinema biletiyle ne tecrübeler yaşattı. Adam seni kara deliğe soktu. Ve Oscar'a hiç aday da gösterilmedi, yönetmen adayı da olmadı. Haklı yani, değil mi? Yazıklar olsun. En çok sevdiğim Türk filmi Yahşi Batı benim. Türk filmi söyleyecek olursak ben Çöpçüler Kralı'nı söylerim. Çok ya. Severim, bayağı severim. 100.000 kez de izlerim. Yüzüklerin Efendisi diyorum tabii ki. İkinci sırada söylerim. Böyle İran sineması bilmem ne falan hepsi çocuğum gibi. Hiçbirine kıyamıyorum. Ama Separation gerçekten çok güzel film. Bire neye koyuyorum biliyor musun? Yüzükler Efendisi ve Hobbit'i koyuyorum ben direkt bire. Hepsini bire. Loves diye böyle 6 tane film var. Allah. Abime geldi bir tane. Ama sevebilir miyim? American History X. Aa, evet. Ve yani neyse o 98 yılında galiba çıkmış. Galiba. Çünkü galiba. Şu anda kullandığım bütün şifrelerde 98 rakamı geçiyor. Lisede Harry Potter var. Çünkü gözümü onun açtım diyebilirim. Yani kitaplarını okuduğum filmin filmini izledim. Türk filmi olursa Çağınırman filmleri. Aa. Babam ve Oğlum olur. Unutursan Fısılda Aa, olabilir. Babam ve Oğlum. Sizi bir arada kullanmak için. Babam ve Oğlum'dur ya. Ona bir yüzük ver baba. Vallahi Arda yapıyorum ya. Vallahi Arda geliyor ya. Ben yerdeyim. Ama hakikaten espri oldu. Yani ondan sonra... Bursum çaldı! Yine bana çaldı! Yine mi çaldı? Cover yaptım! Yine mi çaldı? Bursum Bey, niye başkanlar bir şakalarını yaşamıyorsunuz? Cover yaptım! Söyle! Sizin çok ortaklarınız var ya, beraber bir film evet. Geçiniz de. Evet, son sorumuz galiba. Seni en hüngür hüngür ağlatan film hangisiydi? Zülfü Livaneli'nin Mustafa filmi mesela çok iyiydi. O ilk aklı. Veda gene keza o da biraz evet, daha evet. Öyle. Bir tur daha dönerse belki aklıma gelir. Babam ve Oğlum. Her izlediğimde aynı sahnede hüngür hüngür ağlarım. Bir film olacak izleyemeyeceksin. Büyüdüğünü göremeyeceksin. Ay tüyler diken diken. Mesela bir film şey Kevin Spacey'nin Keepers. Ve bir tane bak bir tanesi beni çok derinden vurmuş. Çizgi film, animasyon film. Ayrımcı benim işte Titanic ya. Sadece ona... Yıldız Kenter'in Metin Akpınar Zeki Alasya'nın bir filmi vardı, onu hatırlamıyorum. Beyaz Melek'ten bak, yo değil. Bilmiyorum. Zaten bir tane vardı muhtemelen üçüncü. Hangi film o? Ağladığımı hatırladım yani çok filmde ağladım da en çok ve de en alakasız ağladığımı hatırladığım film Cars. Arabaların sonunda çok ağladım. Evet ya. Cars. Kazanlar için mi? Hayır yani orada hani... Yol gibi film geliyor yani. Disney Pixar'ın filmleri falan bayağı duygulandırıyor ya. O zaman evet arkadaşlar bugünkü film muhabbetimiz bu şekildeydi. Hadi bakalım zengin kalkışa. Hadi. Hop.